Arkadaşlar merhaba. Bu Çöz Kazan Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Adıl diğer ismiyle zamir konusuyla devam edeceğiz birinci testte. Hızlıca bir hatırlayalım. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdi. Zaten ismin diğer ismi ad, öyle değil mi? Adıl yani ad gibi, isim gibi. İsim değil ama ismin yerini tutan bir sözcük. Buradan da adıl sözcüğünü aklımızda tutabiliriz. Diyor ki birinci test dördüncü soruda bana. Hangisinde birden çok belgisiz adıl vardır? Belgisiz adıl ne demek? Tam olarak neyin yerini tuttuğu belli olmayacak. Bazı diyebilir, birkaç diyebilir. En önemlisi, hep karıştırdığımız, unuttuğumuz bir şey. Herkes, bütün, hiç gibi sözcüklerde belgisizler grubundadır. Bütün deyince ben hepsini anlıyorum. İşte hepsi deyince bütün ne olduğu belli gibi düşünsek de kuralımız böyle arkadaşlar. Bunlar belgisiz adıl olacak. Bakıyorum hızlıca soruma. Birbirine bu denli bağlı olmaları beni korkutuyor. Burada zaten belgesiz sözcüğüm de yok. Herkes, bakın az evvel bahsettiğim, sinemaya geldi ama kimse filmi beğenmedi. Herkes neyin yerini tuttu? Sinemaya gelen insanların yerini tuttu. Bu sinemaya ben kimler geliyor bilemiyorum. Belirsizlik yönünden ismin yerini tuttuğu için belgesiz zamirdir. Diğerlerine bakıyorum. Neyin nesi bu adam diye sordu. Burada sadece soru zamiri olabilir. Galiba sizin teklifinizle ilgilenecekler. Bakın kişi zamiri. Palyaço balıkları böyle anemonları sever. Burada da zamir yok. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktı. Zamir konusu ikinci test 10. soruyla devam ediyorum hızlıca. Demiş ki hangisinde birden çok adıl vardır? Yani birden çok zamir vardır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakar bakmaz gözüme çarpan şey benlik sözcüğü. Hemen düşünüyorum benlik acaba zamir miydi değil miydi? Beni bir şüpheye düşürüyor. Neden? Bakın lik yapım ekidir. Ben sözcüğünden benlik yeni bir kavram oluşturmuşum. Bu bir kavramdır. İsmin yerini tutmaz. Dolayısıyla zamir değildir. Kavramının çocukta gözlenen gelişme 6 yaştan sonradır. Burada zaten zamir yok. İlçemizdeki kimsesiz çocuklar. Şimdi kimse bazen zamir olarak kullanabilir ama çocuk sözcüğünün sıfatı olarak kullanılmış burada. Bir kısmına yardım ediyor o. Bir tane kişi zamirim var ama bana birden çok demişti. Dolayısıyla cevabım bu da değil. Ben sensiz hiçbir yere gitmem diye bağırdı. Bakın ben kişi zamiri, 6 kişi zamirim var. Birincisi ben cepte. Ama ikincisinde sen demiyor bana. Bakın yine benlikte olduğu gibi sensiz yapım eki almış. Sensizlik durumundan bahsediyor. Senin olmamasından bahsediyor. Dolayısıyla bu zamir değil artık. Yeni bir kavram. Bana söylenenleri yaparken ben sözcüğü ismin e hal ekini alırken bana olur. Sen sözcüğü ismin e halini alırken sana olur. Yani kökünde değişiklik olan istisnai sözcüklerimizdendir. Dolayısıyla bana kişi zamiri söylenenleri yaparken size danışmak aklımdan geçti elbette demiş. Size derken yine ikinci çoğul şahıs zamiri var. İki tane kişi zamirim var. Sizce C yapım eki değildir, çekim ekidir. Dolayısıyla bunu kabul edebilirim. Kendisi bu projeyi tek başına yürütebilir mi? Kendi sözcüğü dönüşlülük zamiri diye kabul edilir. Ama bana hangisinde birden çok adıl vardır? Sizce şuradaki C çekim eki diyoruz ama bu bazen cümlede sözcüğün anlamını değiştiriyor. Şimdi burada sizce diyerek kişinin yerini tutmuyor aslında. Tamam çekim eki ama anlam ne yönde değişti? Kanaat, görelik olarak, size göre, sizin düşünceniz olarak demek istiyor. Dolayısıyla bunu da kişi zamiri olarak alamıyorum. Cevabım D şıkkı olacak. Yine adıllar 3. testle devam ediyoruz 1. soruyla arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki dörtlükteki adılla Türkçe özdeş bir adıl kullanılmıştır diyor. İlk önce parçadaki adılı bulalım bakalım zamiri neymiş. Gül hayatın tadı demek. Herkesin muradı gülmek bakın. Herkes nasıldı? Belgisiz zamir. Az evvel bahsettik ya da adıl. Gül gezelim. Gül bir tanem. Mutluluğun adı gülmek. Başka da zamirimiz yok. Belgisiz zamir arayacağım. Ben idim bahçendeki çiçeklerle dertleşen, ben kişi zamiri, acı daime gül mahzun da hatta diken, başka yok. Garibe olmuşum ben kişi zamiri, gülleri yerde diye, geceleri beklerim sabaha dek, her saat
arkadaşlar her sözcüğünü görünce burada bir aha evet burada var diye insan atlayabilir. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Örnekleri iyi inceleyin. Saat isim, her saat, her sözcü burada saat sözcüğünü nitelendirmiş. Yani burada her sözcük sıfat olarak kullanılmış. Yıl gibi geçiyor melek. Sen kişi zamiri benim aradığım bu değil. Hayal etmeye bile ömür öyle dar ki bin ömrüm olsa bile ben yine kişi zamiri. Attığımız tarihler, çizdiğimiz o kalpler silinmemiş duruyor. Hepsi yerli yerinde. Bakın yerinde duran şeyleri yerine kullanılmış hepsi. Yine belgisiz zamirdir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Yine zamir testi, dördüncü test. Zamir konusunda dördüncü teste geldik. Altıncı sorudayız. Demiş ki bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede soru sözcükleri adıl ve belirteçtir. Yani bana demek istiyor ki diğer isimlerini de çevirelim. Zamir ve zarftır diyor. Bakalım öyle mi? Bu iki karakterin yaşayıp yaşamadığını, yaşadıysa nerede ve nasıl yaşadığını kesin olarak bilinmemektedir diyor. Şimdi nerede yaşadığı, yaşadığı yeri tuttuğu için, o yeri tuttuğu için cevap versem Ankara'da yaşıyor atıyorum. Ne oldu? Ankara'nın yerini tuttu. Dolayısıyla zamir. Nasıl yaşadığı, fiile yönelik soru sorduğu için, eylemin nasıl yapıldığını sorduğu için zarftır. Doğru. İkinci cümlede iyilik adalı vardır. Bakıyorum, anlatılanlar, ha, iyilik adımları ek halindeki zamirlerdir. İsimlere gelerek o varlığın kime ait olduğunu belirtir, gösterir arkadaşlar. Bakalım anlatılanlar rivayettir. Çünkü gerçekten yaşamış olsalar dahi tarih kitabına girecek kadar önemli bulunmamışlardır. Tarih kitabı, kitap kelimesindeki şu ı, bu kitabın tarihe ait olduğunu, iyiliği belirtiyor, var. Üçüncü cümlede dönüşlük adalı vardır. Dönüşlük zamiri deyince aklımıza kendi sözcüğü gelecek. Hızlıca bakıyorum. Bakın. Çingene olduğunu kendi söylemesinden diyor. Kendi kelimesi var. Dolayısıyla doğru. Dördüncü cümlede adıl yoktur. Okuyalım. Bir diğer rivayete göre Hacivat ve Samakal köyünden demirci ustası Karagöz, Bursa'da yaşamış cami yapımında çalışan iki işçidir. Evet. Yok. Beşinci cümlede kişi adalı ve belgisiz adalı vardır. Kendileri dönüşlük zamiri çalışmadığı gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellerler. Arkadaşlar burada sadece dönüşlük zamiri var. Başka bir zamir yok. Dolayısıyla yanlış olan şıkkım E şıkkı olacak.